Hayır. Sözün bittiği yerde değiliz. Çünkü sözün bitmesi artık yaşanılan olumlu ya da olumsuz durumun zirveye ulaşması anlamına gelir. Biz Türkiye'de karşılaştığımız her hukuksuzlukta sözün bittiği yerdeyiz diyoruz. Sözün bittiği yerde olmadığımızı o hukuksuzluğu uygulayanlar bize her defasında yeni bir hukuksuzlukla gösteriyorlar. İşte 86 yaşında yatalak bir hasta hapishaneye götürülebiliyor. Hem de önce sağlıkçıların huzurunda onlar geliyorlar, müdahale ediyorlar ve ardından tekrar hapishaneye gönderilebiliyor. 13 yaşında bir çocuk trafik kazasında hayatını kaybediyor. Ne var bunda diyebilirsiniz. Fakat bu çocuk defalarca ziyaret ettiği babasını tekrar ziyaret ettikten sonra dönüşte bir trafik kazası geçiriyor. Peki sıradan bir ziyaret mi? Gerçekten babası olması gereken yerde mi? Ve 18 yaşında bir genç kız hayatına kıyıyor. Hayatının tam da baharında. Bunlar normal değil. Yani bunlar sözün bittiği yerler gibi gelse de aslında dedik ya o hukuksuzluğu uygulayanlar hayır söz bitmedi diyorlar her defasında. 1 Ağustos 2023 Salı günün tarihi ve TR724'te nöbetçi editörle birlikteyiz. Bugün hukuku, ihtiyacımız olan hukuku ve yaşadığımız, maruz kaldığımız hukuksuzluğu konuşacağız. Avukat Sayın Hatice Yıldız'la. Sayın Yıldız hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sayın Yıldız, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki Türkiye'de, daha doğrusu Türkiye'de direkt bu hukuksuzluğa maruz kalanlar adına konuşuyorum. Her an bu gördükleri, şahit oldukları yahut da medyadan duyabildikleri, sosyal medyadan da daha rahat duydukları hukuksuzluğun öznesi de olabiliyorlar. İşte Esenyurt'ta yaşadığımız hadise. Ve ülkenin herhangi bir yerinde o kadar kanıksadık ki bir cinayet haberini duymaya ve o insanlar tam anlamıyla bu lafın gelişi değil elini kolunu sallaya sallaya çünkü bir öğretmen yahut da hiç sabıkası olmayan sadece basit bir şüphe üzerine gözaltına alınan bir şahıs kelepçelenebilirken katil olduğu kameralara yansımış tamam ispatlanana kadar herkes masumdur ama bu kadar kuvvetli bir şüphe varken elini kolunu sallaya sallaya emniyete girebiliyor bir insan. Bu tabloyu çok daha genişletmek mümkün, uzun uzun üzerinde durmak mümkün. Ama biz hemen şuradan başlayalım. 18 yaşında bir genç kızımız hayatını kaybetti. Aidiyetinin hiçbir önemi yok. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hani hep yarınımız diyoruz ya gençler. Peki bu genç kızımızı umutsuzluğa iten neydi? Siz de politik yolda dün bir yazı kaleme aldınız ve dediniz ki Ayşe'yi oraya o sonuca iten biziz. Buradan başlayalım. Ayşe'yi intihara sürükleyen süreci de bize bir özetlerseniz ve daha sonra bir kadın olarak da Ayşe ile ilgili hislerinizi bizimle paylaşırsanız oradan da hukuksuzluğa geçelim. Öncelikle Mehmet Bey, ben 18 yaşında hayatın baharında bir genç kızı kaybettik. Ona rahmet diliyorum. Ve Hatice Yıldız olarak, bir insan olarak, insan kalmaya çalışan bir birey olarak Ayşe'nin ruhaniyetinden de gerçekten kendi adıma özür diliyorum. Bu sorumluluğu gerçekten omuzlarımda da hissediyorum. O yazıyı kalem alırken de inanın tüm hissiyatımı, bir kısmını hiç değilse dökmeye çalıştım. O sorumluluğu omuzlarımda hissettim çünkü Ayşe mektubunu "Hepinize hakkım haram olsun" diyerek kaleme almıştı. Yani dolayısıyla burada muhatapları bizlerdik, hakkını haram ettiği diye seslendiği kitle de bizlerdik. Yani bu toplumdu. Bakın Ayşe 18 yaşında, yani bizim hayat onlara toz pembe görünüyor dediğimiz yaşlarda. Biz hep gençler için realitenin farkında değiller. Her şey onlara çok toz pembe görünüyor. Yaşam arzuları çok yüksek. Hep böyle değerlendirdiğimiz bir yaşta Ayşe babasını ziyaretten döndükten sonra annesi ve kardeşinin evde olmadığı bir zaman diliminde bu mektubu kaleme alıyor. Evden çıkıyor. Nergis istasyonuna kadar gidiyor. O ne kadarlık bir mesafe bilmiyorum bulunduğu yerle onun arası. Oraya kadar gidiyor ve bu süreçte de intihar fikrinden hiç vazgeçmiyor. Ve kendisini tren raylarının altına atmak gibi çok da bir insana acı verecek bir yöntemle hayatına son veriyor. Bu maalesef artık Ayşe'nin bu yaşamda hayatı devam ettirmeye dair hiçbir umudunun kalmadığının, hiçbir tünelin sonunda ışık görmediğinin işareti. Ayşe şu anda kayıtlarımıza geçen son KHK'lı yakını intiharı ama ilk değil. Yani şu ana kadar 150'den fazla KYK'lı ve yakınının intihar ettiği kayıtlara geçti. Ben esasen bu sayının daha yüksek olduğundan endişe ediyorum. Bu kayıtların da ne kadarı sağlıklı tutuluyor bilmiyoruz çünkü. Bir diğer tarafıyla KYK'lı aileler zaten yeteri kadar ağır bir travma yaşadıkları için bile bu intihar vakalarının travmasını kimi zaman duyurmak istemiyorlar. Gerekçelerini açıklamak istemiyorlar.
Ayşe'yi bu noktaya götüren şey esasen çok net. Ayşe dışında genelde bu ülkenin gençlerinde hakim olan bir umutsuzluk var. Geleceğe dair umutsuzluk. Konda'nın gençler üzerine yaptığı bir ankette gençlerin 60,1'i bu ülkedeki en temel sorunun hukuksuzluk olduğunu söylüyordu. Gençlerde zaten bu ülkede hukuk olmadığına dair bir kabul var. Diğer temel gördükleri sorun liyakatsızlık. Yani burada emekleriyle bir yere gelebileceklerine inanmıyorlar. Ve yine gençlerin yaklaşık %75'i imkanı olsa yurt dışında yaşamak istiyor. Yani gençler bizim geleceğimiz bu ülkede kalmak istemiyor. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. AK Parti seçmenin %46'sı imkan olsa yurt dışında yaşamak istiyor. Bizzat oy verdiğin seçmen için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu tablo korkunç. Bu tablo zaten KHK mağduriyetinin öznesi olmayan insanlar için bile çok dehşet bir boyutta. Yani Türkiye kendisine gelinen bir ülke değil, kendisinden gidilen bir ülke haline gelmiş durumda. Böyle bir tablomuz var. Bunun üzerine, bu kadar temel sorunların üzerine, KHK'lar üzerinde uygulanan çok sistematik, çok süregelen, asla bir yerde durdurak bilmeyen, az önce sizin de söylediğiniz gibi herhalde bu sonudur dediğimizde hayır bu sonu değil, daha ne gördünüz ki denen yeni uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ayşe 18 yaşında ve bu süreç 7 yıldır yaşanıyor. Bu demektir ki bu kızcağız henüz 11 yaşındayken, henüz daha akıl bali bile değilken böyle bir sürecin ortasına düşmüş. Babayla zaten ayrı. Babasının dosyasının içeriği hiçbirimiz için önemli değil. Hiçbirimiz için konu da değil. Bu dosyalardaki yargılamaları konuşuruz ileride. Ne kadarı suç, ne kadarı değil. Zaten başlı başına bir problem ama velev ki bir suç olsa bile suç ve ceza da şahsiliktir. O babanın problemidir. Çocuğun problemi değil. Fakat öyle bir noktaya geldik ki sadece cezaevine alınan insanlar değil, onların birinci derece yakınları, eşleri, çocukları topyekün bir kıyıma uğruyor, topyekün bir tecrite uğruyor, topyekün bir ötekileştirmeye uğruyor, sistematik olarak uğruyor. Dolayısıyla Ayşe bu 7 yıllık süreçte manevi zorlukları dışında yüksek olasılık maddi zorluklar da yaşadı. Yüksek olasılık toplumsal bir tecrit de yaşadı. Bunlar da çok mümkün ihtimaller. Yüksek olasılıkla arkadaş çevresinde, sosyal çevresinde, aile çevresinde mutlaka bir takım ötekileştirmelere maruz kaldı. Kaldı ki o mektupta hakkım haram olsun diye bitirdi. Ayşe'nin özellikle spesifik olarak kendisi yönelik söylediği herhangi bir başka sorun yok. Çok özür diliyorum. Bu bulunduğum ortam bir tatil Estağfurullah. bölgesi. Ben buradan bağlanıyorum yayına. Bir mekan bulmakta da biraz zorlandım. Ama içeride bir sinek de rahatsız ediyor. Özür diliyorum ekrana da yansıyorsa. Dolayısıyla Estağfurullah. Bir şimdi en ayrıntı temel... var orada dikkatimizi çeken. Sizin de yazınızda yer verdiğiniz annenin bir ihtimalden bahsettiğini görüyoruz. Babasıyla görüşmesi Evet. esnasında malumunuz özellikle sormak istiyorum genel laf. Bir genel laf beklentisi var. Fakat baba o kadar umutsuz ki hani genel laf çıkarabilirler ama genel laf çıkarılsa bile bizi çıkarmazlar. Bu cümlenin etkilemiş olabileceğini söylüyor annesi. Yani siz ayrıntıda ne görüyorsunuz? Yani evet Ayşe'nin umutsuzluktan dolayı böyle bir sonu tercih ettiğini görebiliyoruz. Fakat bu umutsuzluk Ayşe'nin kendi psikolojik sorunlarından kaynaklanmıyor. Çok açık. Yani mevcut hukuki, daha doğrusu hukuksuz uygulamalardan kaynaklanıyor. Elbette yani düşünün bir çocuğun sağlıklı olarak yetişebilmesi için fiziksel koşulların ve manevi koşulların da sağlıklı olması gerekir. Şimdi Ayşe özelinde düşünün babanız, rol modeliniz, sizin gözünüzde en kuvvetli figürünüz vatan haini olmakla, terörist olmakla yaftalanmış ve cezaevinde. Fakat siz babanızı tanıyorsunuz. Yani öyle bir insan olmadığını biliyorsunuz. Bir kere bu yükü kaldırıyorsunuz zaten. Bunun üzerine muhakkak annede, babada bu sürecin yarattığı travmalar, mutsuzluklar bunlara şahit oluyorsunuz. Ve belki bir umut bu süreç sona erer düşüncesi. Belki bir umut bir gün sona erer. Babasıyla da yapılan görüşmede onun üzerine zaten hissettiği umutsuzluğun üzerine babada da umutsuzluğu gördüğünde bu onu tetiklemiş olabilir. Fakat ben yazımda da yazdım. Sadece o tetikleme değil aslında. Babanın umutsuzluğunun altının ne kadar dolu olduğunu gözlemlemek. Bence Ayşe etkileyen buydu. Babanın umutsuzluğunun dayanaksız bir umutsuzluk olmadığını biliyordu Ayşe. Çünkü bu toplumda yaşıyor ve görüyor ki pek çok tutukluya ve hükümlüye uygulanandan çok daha farklı bir muameleye maruz kalıyorlar sürekli.
Bunun altının dolu olması Ayşe'nin babasının o beyanına inanmasına da sebebiyet vermiştir. İnanmakta da kendi perspektifinden de haklı. Çünkü biz son infaz düzenlemesi öncesinde de bu kapsam tartışması bir hafta 10 gün kadar sürdü. Ve gördük ki yine siyasi tutuklular bu kapsamın dışında bırakıldı. Yani orada 2018'deki düzenlemede de dışında bırakıldı. 2020'deki düzenlemede de dışında bırakıldı. 2023'te dışında bırakıldı. Dolayısıyla gerek Ayşe'nin babasının gerekse Ayşe'nin bu süreç sona ermeyecek umutsuzluğu taşıması oldukça insani, oldukça da rasyonel maalesef. Maalesef. Dediğiniz gibi maalesef bu umutsuzluğun altı dolu, çünkü şu ana kadarki uygulamalar bu umutsuzluğu insanlar, yaşayanlar açısından haklı kılıyor. Fakat mücadelenin malumunuz tek kaynağı da umut. Hani başta kendime söyleyeyim bunu, mücadele devam edecekse umut olduğu için devam edecek. Eğer umudu kalmamışsa insanın mücadeleyi de terk eder. Oysa şu an o umuda, o mücadeleye ihtiyacı olan binler, yüz binler, milyonlar var ülkede ki siz de az önce zaten ortada olan rakamları paylaştınız. Hani insanlar neden ülkelerinden umutlarını keserler, yurt dışına gitmek isterler? Bunun tek gerekçesi kesinlikle ekonomi değil. Ekonomi düzelir. Hukuk yerine döndükten, hukuk rayına oturduktan sonra. Ayşe'ye bu vesileyle biz de bir kez daha rahmet dileyelim, ailesine sabır dileyelim ve maalesef tek örnek olmadığını hatırlatalım. Eğer konuyu yakından takip etmeyenler varsa izleyicilerimiz arasında. Esenyurt'ta, İstanbul'da bir cinayet işlendi. Kamerada tüm ayrıntısını görebildik biz bu cinayetin. Ve tabii ki merak edenler okudular, hikayesini de biliyorlar hadisenin. Aslında burada önemli olan, hani Türkiye'nin geneli açısından önemli olan, insanların bu kadar kolayca adam öldürebilmesi. Hani bu işin bir bireysel silahsızlanma yahut da bireysel silahlanma kısmı var, bambaşka bir konu. Ama bir de insanların bu kadar kolay cinayet işleyebilmesi söz konusu. Esenyurt güncel örnek. Daha önce de ki maalesef biz sizinle şu an konuşurken insanlar hala bu silahlarıyla istatistiki olarak çok kısa sürelerde suç işlemeye devam ediyorlar. Peki onları bu kadar pervasız olmaya iten nedir? Yani evet, ilk aklımıza gelen şu, ceza almayacaklarını, ciddi bir ceza almayacaklarını biliyorlar. Peki nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? Öncelikle Mehmet Bey şunu söyleyeyim. Adalet Bakanlığı'nın kendi istatistikleri, kendi internet sayfalarında da kayıtta, merak eden herkes oradan bakabilir. Adalet Bakanlığı'nın kendi istatistiklerine göre 2022 yılında 2021-22 mukayesesinde yeni açılan dosya sayısı 12 milyon. 12 milyon yeni savcılık dosyası. Fakat daha dikkat çekici olanı, bu 12 milyon savcılık dosyasında anayasal düzene karşı suçlar ilk 10'da değil. 183 binle 10. sıranın altında. Neler var yukarıda? Birinci sırada hırsızlık var. İkinci sırada hürriyetten tahdit var. Yani adam kaçırma, alıkoyma. Üçüncü sırada uyuşturucu var. Yani baktığınız zaman 2016'dan bu yana bunlar da rekor sayılar. Onu da söyleyeyim. Birincisi neyi görüyoruz? Kolluk ve yargı bütün enerjisini gerçek suçlarla mücadeleye ayırmadı. Gerçek suçlarla mücadele yerine siyasi suçlarla, terör yargılamalarıyla inanılmaz bir mesai harcadılar. Ve bu süreçte gerçek suçlarda muazzam bir patlama yaşandı. Yani bizim basından görebildiklerimiz iceberg'in bir yüzü. Küçük bir yüzü hatta. Pek çoğu paylaşılmıyor, pek çoğu haber yapılmıyor. Zaten dikkat ederseniz hemen haber yapılanlara da mutlaka bir toplumda bir duyarlılık oluşmuşsa yayın yasağı geliyor. Toplum haberdar olsun istenmiyor. Muazzam bir adli suçlar dediğimiz suçlarda artış var. Bunun temel sebebi dediğim gibi bir tarafıyla evet cezasızlık fikri. Ama bir tarafıyla da bir denetim yok. Yani kolluk bunlarla ilgilenmedi zaten. Uzunca bir süre sadece terör şube değil, terör şube yetersiz kalıyor bu terör gözaltılarını yapmaya diye. Organize şube de buraya mesai harcadı. Kom şube de buraya mesai harcadı. Dolayısıyla ne oldu? Bu gerçek suçlular kendileriyle ilgilenilen, kendilerini takip eden bir sistem olmadığını çok net gördüler zaten. Birincisi, asıl cesaretin birinci kaynağı burası. Diğer kaynağı, ben bir avukat olarak 24 yıldır avukatlık yapıyorum. Bu son 6-7 yıllık süreçte de terör yargılamalarında da aktif olarak vekillik yapıyorum. Bizzat kendi gözlemlerim. Yani bir yerde terör şüphelisinin gözaltı biçimiyle bir yerde uyuşturucu satıcısının gözaltı biçimini. Bizzat gözlemlerim. Hatta bir tanesinde tweet atmıştım ben. Bir uyuşturucu sebebiyle gözaltına alınan şahıs, kız arkadaşıyla el ele oturuyordu.
Sarılıyorlardı, sohbet ediyorlardı, öpüşüyorlardı. Biz burada terör hükümlüsüyle ben avukatı olduğum için, üzerimde cübbe olduğu için yanında oturabiliyorum. Aileden kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor. Bariyerlerle terör suçlularının ailelerinin birinci derece yakınlarının onlara yaklaşmasına müsaade edilmiyor. Fakat siz başka bir suçtan alındığınız zaman kız arkadaşınızla el ele suç ceza mahkemesinin kapısında bekleyebiliyorsunuz. Yani bu uygulamayı hem terör suçlusunun sujesi olan kişi görüyor, hem adli suçlu kendisi görüyor. Kendisine uygulanan muamele farkını görüyor. Dolayısıyla buradaki temel problem kolluk ve yargının bunlara son 6 yıldır hiçbir şekilde gerçek anlamda bir mücadele göstermemesi. Diğer taraftan yapılan infaz düzenlemeleriyle artık herkes şunu kanıksadı. Yaptığınız herhangi bir eylemin kanunda yazan ceza miktarını yatmayacaksınız. Yani bunu sokaktaki sade bir vatandaş mikrofon tuttuğunuzda söylüyor. Cezası yok. Bir daha çıkarırlar bir af. Tekrar çıkarım diyor. İkinci sebebi bu. Cezasızlık kültürü yaygınlaştı. Ve dediğim gibi burada adli suçlarda muazzam bir patlama var ve toplum henüz bunun farkında değil. Bu ikisinin birbirinden bağımsız olmadığı çok açık. Yani insanlar hak ettikleri cezaya çarptırılmadığı ve bir daha da böyle bir suç işlerlerse çarptırılmayacaklarını bildikleri takdirde yeni suçlar işlemekten neden çekinsinler? Yani doğalarında da bu varsa. Ama buna geçmeden Sayın Yıldız, az önce sözünü ettiğiniz konu, yani insanların gözaltına alınırken karşılaştıkları muameleyle ilgili mevzuatın ne dediğini öğrenmek istiyorum. Tek yetkili savcı mıdır? Savcı hani şu şekilde kelepçeli yahut kelepçesiz getirin, ters kelepçe yapın. Savcının talimatı ile mi olur? Orada kolluk da kendi inisiyatifini kullanabilir mi? Çünkü şunu biliyoruz bu süreçte, hani malumunuz 2016-15 Temmuz'undan bu yana pek çok okur yazar insan, hani akademisyen değil sadece, hani %99'una yakını gerçekten okur yazar insanlar. Yani suça karışma ihtimali çok yüksek değil normal şartlarda. Tabii ki hiç kimse o ihtimalden uzak değil. Herkes şüpheli olabilir ama o insanlara, yani bir telefonla karakola davet ettiğinizde gelebilecek insanlara, hadi gittiniz gözaltına sabah 5'te 6 da aldınız ama çok sert muamele edildiğini gördük. Mesela akademisyenlerin başlarının bastırıldığını gördük. Burada tamamen savcının inisiyatifi mi söz konusu, yoksa kolluk bu konuda hani tabiri caizse bilendirilmiş mi? Siz ne görüyorsunuz ve mevzuat ne diyor? Şimdi normalde savcılığın sadece yakalama, gözaltı alma gibi bir karar yetkisi vardır. Gözaltının şekli konusunda yani kelepçe takın, takmayın vesaire demez savcılık makamı. Böyle bir yazılarında da bunu asla da yer vermez zaten görevlendirmelerinde. Normalde mevzuatta herkes ama herkes kelepçesiz gözaltıdır. Kural budur. Kolluğa mukavemet göstermesi, herhangi bir kaçma eylemi, ne teşebbüs etmesi halinde kelepçe takılır. Normal koşullarda tüm gözaltı esasen kelepçesiz olmalıdır. Fakat biz burada bu uygulamada da muazzam bir aykırılık ve ayrılık görüyoruz. Henüz çok yakınlarda yaşandı, bir müvekkilim özelinde yaşandı bu. Sabahın dördünde yani zile basmadan kapı direkt dipçikle kırılarak içeriye girilmiş. Üç tane çocuk evde uyuyor. Biz bunlara da dilekçelerimizde yazdık. Yani dosyalara da girdi bu beyanlarımız. O yüzden rahatlıkla da paylaşıyorum. Ve kalabalık bir polis ekibi geliyor. Yeniden yapılanma iddiası, bu mali yardımlardan kaynaklı olduğu ileri sürülen bir suçlama. Bayan ve erkek polisler birlikteler ve orada gözaltı işlemine nezaret eden yönetici dahi itiraz ediyor. Diyor ki neden kapıyı çalmadan direkt kırdınız kapıyı? Yani ben şahidim kapıyı çalmadınız sizler. Şimdi burada hiçbir savcı kapıyı kırın da girin demez. Yani yasaya aykırıdır. Böyle bir görev bile dahi vermez savcılık. Burada kolluk kendi kendine bir işgüzarlık yapıyor. Tabii bunun da bir alt bilinci var. Yani destekleniyorlar çünkü. Böyle davranmaları konusunda teşvik ediliyorlar. Böyle davranmaları konusunda destekleniyorlar. Ve bu noktada yaptığımız suç duyuruları ya da şikayetleri mutlaka takipsizlikle sonuçlanacağını biliyorlar. Bundan daha vahim iddialar oldu. İşkence iddiaları oldu. Bunlarla ilgili suç duyuruları oldu. Yani orada da bir cezasızlık, orada da bir şeyle maruz kalmayacaktan olan inanç var. Ama dediğim gibi kelepçe normal koşullarda yoktur. Şüphelinin direnmesi halinde ancak kelepçe takılır, kaçma teşebbüsü göstermesi halinde takılır. Fakat biz bu terör yargılamalarında bırakın kaçma şüphesini, az önce sizin de söylediğiniz gibi telefonla çağrılsa gidecek insanlara dahi bunun uygulandığını görüyoruz. Bir adım ilerisini söyleyeyim. Dosyalarda kararlar onanmış, hükümlü.
Benim kendim rektörüm birkaç defa giderek yazım geldiyse ben teslim olmaya geldim dediği halde tabii haklı olarak kolluk yazınız gelmedi. Gelmediği için biz size bu uygulamayı yapamayız. Evinize gidin biz haberdar edeceğiz dedikleri halde sonrasında bir sabah vakti tekrar bir aynı bu size bahsettiğim usullerle onanan hükmün infazı için cezaevine götürme işlemi yaptılar. Şimdi bunun aklen, vicdanen izah yok, hukuken zaten hiç yok. Yani burada açıkça bilinçli bir kötülük var. Evet, medyaya görüntü verme arzusu var özellikle bu şekilde davranarak. Arşivde zaten Şey bu de var durumlar Mehmet mahiyette. Bey, şey de var özellikle kendi evinde gözaltına alınan müvekkillerim yönünden işte gaygubet evlerinde gözaltına alındılar, gizli evlerde gözaltına alındılar. Benim kendi müvekkilim ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Basına bu şekilde servis edildi. Bu erişim yasağı düzeltme taleplerimizin tamamı da takipsizlikle sonuçlandı. Maalesef. Sayın Yıldız, aslında bu süreçte siz ve meslektaşlarınız da maalesef bu yaşanan hukuksuzluktan beri değilsiniz. Çünkü avukatların sürekli tartaklandığına şahit oluyoruz artık. İşte en son cumartesi anneleri bu hadisenin benzerini yaşadı. Avukatın başına gelen, yani ve kameraların önünde oluyor bunlar. Hani hep pervasızlıktan bahsediyoruz ya. Siz avukatların elinden bir şey gelmiyor mu? Hani mevzuata hakimsiniz, bu konuda yetkinsiniz. Hani savunmanın en önemli üç ayağından birisiniz. Hani siz avukatlar neden bu kadar aciz kalıyorsunuz? Burada hani bir suçlama mahiyetine söylemiyorum. Hani hukuksuzluk nasıl bu boyuta ulaştı? Cumartesi anneleri dışında geçen de İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde duruşma koridorunda cübbeli bir avukata kelepçe takılmaya çalışıldı. Yani tamamen suç. Fakat o polislerin başındaki amir muazzam bir pervasızlıkla kelepçe takın, kelepçe takın şeklinde de talimat verdi. Şimdi esasen avukat da dediğiniz, hakim de dediğiniz, yargı da dediğiniz toplumun aynısı. Yani toplum biraz geliyor mesele yine aynı şekilde topluma geliyor. Yani avukatlar arasında gerçekten çok cansiperane, çok hani elini taşın altına koyarak mücadele eden meslektaşlarım var. Ama bir diğer tarafıyla da avukatlık artık bambaşka bir sorun. Burada da avukatlar özelinde inanılmaz temel problemlerimiz var. İşte eğitim kalitesinde sorunumuz var, sayıca çokluk gibi bir sorunumuz var. Dolayısıyla herkesin biraz yaşam geçim derdi olduğu bir gerçeklik de var avukatlarımızın. Dolayısıyla bütün bir avukatlardan böyle bir mücadelede cansiperane olmalarını beklemek de çok doğru değil. Burada doğru olan nedir? Meslek örgütleri. Yani meslek örgütlerinin çok daha aktif rol alması lazım. Fakat orada da işte ikinci barolar, numaralı barolarla aslında baroların bu gücü görüldüğü için numaralı barolarla bu güç kırılmaya çalışıldı. Dolayısıyla öyle bir düzen var ki yani nerede bir vicdan ve akılla izah ettiğini hissedildiği an orayı darmadağın etmek, orayı yıkıp bozmak şeklinde bir düzenlemeyle, bir uygulamayla derhal karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama hani dediğim gibi meslektaşlarım üzerinde de çok muazzam bu anlamda emek veren, mücadele eden arkadaşlarım var. Fakat meslek örgütlerinin sesinin daha da kısıldığını görüyoruz. Kötü olan şu, bir iktidar söylemi muazzam bir kabul gördü. Yani toplumda da kabul gördüğü gibi meslek örgütlerinin bir kısmında da kabul gördü. 15 Temmuz sonrası maalesef biz yargılamalarda CMK görevlendirmesi yapmadık diyerek bu kadar hukuka aykırı bir tavrı methederek yapılan açıklamalar gördük biz. Dolayısıyla hani bunların tamamına bakarak çok anlatılabileceğimizden çok daha yüksek bir problemle karşı karşıya. Sayın Yıldız sanırım tekrar bağlanacak ki baroların sıkıntısından bahsediyordu Sayın Yıldız. Hatırlayacaksınız daha geçtiğimiz sene Ankara Barosu'nda işkence raporunun açıklanması ile ilgili böyle bir benzer problem yaşanmıştı. Hani baro tekrar kendisini baro olarak hatırlayana kadar ve tabii ki diğer barolar ve toplumda barolar birliğinden bahsediyorum ki Metin Feyzoğlu'nun bu sürece gelinmesindeki payının altını çizmek lazım. Bunun mutlaka toplum tarafından sürekli hatırlatılması gerekiyor. Toplumda hani birey tek başına ne yapabilir dememek lazım. Elde şu an sosyal medya imkanı varsa onunla, eğer mesleki olarak işte avukatlıkta olduğu gibi mesleki olarak bir takım imkanlar varsa onunla mutlaka bunun zorlanması, tabiri caizse meslek birliklerine dayatılması gerekiyor. Çünkü savunmanın üst çatısı olan baro savunmayı, avukatları savunmayacaksa, onun haklarının arkasında durmayacaksa
normalde vatandaş ne yapabilir? Yani vatandaş işte sürekli hukuksuzluktan bahsediyoruz. Bu hukuksuzluğun müsebbibi olan yapı karşısında vatandaş kendini nasıl savunacak? Onun için hani nasıl sık sık medya için bu hatırlatmayı yapıyoruz? Savunma için de, avukatlar için de bu hatırlatmanın yapılması lazım. Bir şekilde nasıl olursa, burada kastettiğimiz bir şekilde de tabii ki hukuki çerçeve içerisinde bir şekilde onların haklarının, onların bu duruşlarının arkasında durmak gerekiyor. Yoksa bu işin sonu gelmez, bu işin önü alınamaz. Sayın Yıldız tekrar bağlanacaktır. Bu esnada ben gündeme dair diğer başlıkları hatırlatmak istiyorum. Bugün Salı ve malumunuz grup toplantıları var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Muğla Akbelen'deki protesto ile ilgili, ki protestonun ötesinde bir eylem o artık, onunla ilgili bir cümle kurdu. Gezi'yi hatırlattı. Gezi hatırlayacaksınız 2013 Mayıs sonu Haziran başında hani AK Parti iktidarlarının bu 20 küsur yıllık dönemde önemli kırılma noktalarından biri. Özellikle Erdoğan'ın yönetimdeki karakterini sergilemesi açısından çok önemliydi Gezi. İşte Gezi hatırlatması yaptı Devlet Bahçeli. Gezi'deki gibi mesele 3-5 ağaç değil şeklinde özetlenebilecek cümleler kurdu. Hani emin olun yani bu Muğla Akbelen'deki hadise yaşanınca ilk aklıma gelen benzetmelerden biri buydu. Acaba kim Gezi'ye gönderme yapacak diyordum. Bu da Devlet Bahçeli'ye nasip oldu. Çünkü o şekilde savunabilecekleri bir durum bu. İnsanlar orada doğalarını, ağaçlarını ve bildiğiniz gerçekten somut ağaçlarını savunuyorlar. Hani oradaki o tabiatı korumak istiyorlar. Bu çok açık ama bunu da manipüle edebilmek için Gezi'de de kesinlikle mesele oydu. Ama Devlet Bahçeli'den bu yönde bir açıklama geldi. Sayın Yıldız'da devam edelim. Daha sonra yine bu konuya döneceğiz. Sayın Yıldız, az önce gündeme getirdiğimiz konudan devam edelim. O da cezanın infazı meselesi. Hatırlayacaksınız, hani hatırlamamanız mümkün değil, siz de son derece duyarlısınız bu konuda. 86 yaşında Mustafa Türk, daha önce de gündeme gelmişti Mustafa Türk'ün durumu. Mustafa Türk felçli, hani toplumdaki genel söyleyişle yatalak, yatağa mahkum ve o şekilde tekrar cezaevine gönderildi. Önce hastaneye gönderildi, sonra cezaevine gönderildi. Ciddi bir tepki var. Ciddi bir tepki sosyal medya kullanıcıları açısından var maalesef. Çünkü sosyal medya kullanıcıları dediğimizde hani onun aslında Türkiye özelinde çok da geniş bir kitle olmadığını biliyoruz. Şimdi hal böyleyken Mustafa Türk'ün hakkını nasıl savunacak insanlar ve sizler tabii ki? Mustafa Türk'ün tekrar hapishaneye gönderilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu infaz mevzuatta net değil mi? Bu tür özel durumlarda infazın ertelenmesi bir tercih midir, zorunluluk mudur? Esasen infaz kanunu 16. maddede çok açık bir şekilde hasta tutukluların hangi hallerde infazlarının ertelenebileceği kayıtlı. Orada sadece akıl hastaları hiçbir şekilde cezaevine konamazlar. Buradan gayet tabii biraz da cezaevindeki huzur ve sükun, akıl sağlığı yerinde olmayan birinin orada olması doğru olmayacağı için burada direkt akıl sağlığı sorunu yaşayanlar açısından cezaevine yerleşmeleri sağlanmaksızın bir hastaneye tedavi alınırlar ve oradaki tedavi süreleri infazdan sayılır. Fakat diğer tutuklular yönü, diğer hastalar yönünden mutlaka cezanın infazının yapılması esası vardır infaz kanununda. Herhangi bir sağlık problemi yaşanıyorsa bu problemin tedavisi için hastanede olduğu sürelerde infazdan sayılır. Tek kural, tek koşul cezanın infazının o kişi yönünden hayati bir tehlike oluşturacak olması ve kişinin tek başına cezaevi koşullarında yaşayamayacağının ya tam teşekküllü hastane raporu ve adli tıp tarafından onaylanması ya da direkt adli tıp tarafından böyle bir rapor verilmesi halinde iyileşinceye kadar cezasının infazı ertelenebilir. Şimdi buradaki hadisede prosedürü tamamlamak adına ben evden alınıp cezaevi hastane sürecinin yaşandığını düşünüyorum. Bürokrasi, o kağıt kırtasiye işi bizde maalesef bu tip suçlar bakımından çok şekli şartlara uygun yerine getiriliyor. Dolayısıyla tutuklu da olsanız önce işte bir cezaevindeki giriş işlemlerinizin yapılması, bu giriş işlemlerinden sonra infaz erteleme için hastaneye sevkinizin yapılması, oradan gelecek rapora göre de savcılığın infaz hakiminin kararı beklenir. Benim burada umudum şu an cezaevi ve oradan hastaneye sevk işlemlerinin biraz o bürokrasiyi yerine getirmek adına yerine getirildiği ve şu haldeki bir vatandaş için hiçbir bilim ve vicdan sahibi bir hekimin tek başına yaşayabilir cezaevinde diyeceğini zannetmiyorum. Buradaki dediğim gibi bu görüntülerin biraz bürokrasiyi tamamlamak adına yaşandığını düşünüyorum ama bu da engellenebilirdi. Buna da gerek yok. Hastanın hali görünüyor.
tekrar cezaevine gitmesi ve bir şey daha var. Bu kadar devlet görevlisinin bu mesaiye harcanması da yanlış. Yani görüyorsunuz yüzler birkaç tane insan var orada. Yani getir, götür. Bunların hepsi birer kamusal maliyet. Ne gerek var? Hastanın hali zaten görünüyor. Dolayısıyla bu tamamen o anlamda gereksiz bir uygulama olmakla beraber ben şekil şartlarını yerine getirmek adına böyle yapıldığını ve bu hasta yönünden, bu hasta tutuklu yönünden infaz ertelemenin mutlaka çıkacağını düşünüyorum. Tek başına hayatını idame ettiremediği günlük hayatında da belli. Fakat temelde yaşadığımız problem ne? Örneğin kanser hastası, dördüncü evre. Yani özür dileyerek söylüyorum, lavaboya kendisi gidebiliyorsa, iki kaşık yemeğini kendisi yiyebiliyorsa cezaevinde yaşamasına uygun raporu veriliyor. Yani bu kabul edilebilir değil. Yani orada cezaevinde tek başına yaşamdan hastaneler ve adli tıbbın anladığı da çok insan odaklı değil. Çünkü öyle ağır hastalık hali var ki evet bazı bireysel işlerinizi kendiniz yapıyor olabilirsiniz. Fakat sadece bunu yapabiliyor olmanız o hastalığın tedavisi açısından hastaya zarar verecekse. Örneğin kanserde çok nettir bu. Psikoloji ve moral çok önemli. Hijyen çok önemli. Bazı hastalıklar bakımından özel besin almanız gerekiyor. Özel gıda önemi var. Şimdi bunların olmadığı noktada sadece lavaboya gidebiliyor, yemeğini yiyebiliyor, yatağa kendisi uzanabiliyor diye cezaevinde kalabilir raporları veriliyor. O yüzden pek çok hasta tutuklu bu raporlar sebebiyle maalesef cezaevinde. İnsan Hakları Derneği'nin Ocak 2023'te açıkladığı sayılara göre 1600'ün üzerinde hasta tutuklu var. Ben bir aşama sonrasında söyleyeyim. Bazı hasta tutuklular da tedavi sürecindeki zorluklar sebebiyle, hastaneye getirilme ve götürmede yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle tedavi olmalarını erteliyorlar. Bazıları açısından hastalıklar bu anlamda da ilerliyor. Gerçekten sağlıklı bir sağlığa erişmeleri hastane koşullarında mümkün değil. Bu görüntülerden bahsetmişken yani şunu da hatırlatmak lazım. Yani devlet adına hareket edenlerin başta savcı olmak üzere, süreçteki yetkili savcı olmak üzere bu görüntüyü devlet adına verdiklerini unutmamaları gerekiyor. Yani evet bir formaliteyi yerine getiriyor olabilirler sizin de dediğiniz gibi ama her şey ortada. Hani doktor raporu ortada. Bu durumda olan bir hastaya bunları yaşatmak aman devletimiz ne kadar kudretli. Gerçekten böyle bir algı uyandırdığını mı düşünüyor yoksa sizin az önce özetlediğiniz süreçteki seçiciliği mi? Hani bunu her dosyada uygulamadıklarını biliyoruz. Hani bu seçicilikte maalesef zaten insanların hukuka olan inancının gitmesine yol açıyor. İşte başlarken konuştuğumuz 18 yaşında bir kız umutsuzluktan dolayı canına kıyabiliyor. Sayın Yıldız sizinle mutlaka konuşmak istediğimiz bir diğer konu da genel af meselesi. Bu da çünkü sizin sürekli gündeminizde. Genel af hani konuşuluyor. Bu süreçte aslında sessiz sedasız bir düzenleme yapıldı. Bir infaz düzenlemesi yapıldı. Yani mevcut durum bir şekilde aslında statikolaştırıldı. Hani devamı sağlandı. Şeyden bahsediyorum, pandemi dönemindeki uygulamanın devamının sağlanmasından bahsediyorum. Bir, toplumda genel af beklentisi gerçekten artık devlet katında karşılık bulacak kadar yükseldi mi? İkincisi, hani sizin duyumunuz var mı? Bu defa genel afta adına yakışır ve Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir genel af düzenlemesi gelebilir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim, neden ihtiyaç duyar hale geldik? Yani asıl problem bu. Neden bir genel affa ihtiyaç duyacak hale geldik? Adil yargılamalar olmadığı için, adil yargılamalar yapmadığımız için gerek mahkemeler nezdinde gerekse cezaevleri nezdinde sistem tıkandı. En temel gerekçe belki de böyle bir düzenleme yapılacaksa gerekçesi de iktidar mensupları açısından bu olacak. Az önce size söylediğim gibi 2022 yılında sadece 12 milyon dosya açılmış ve bunların çoğu adli suçlu. Diğer taraftan cezaevleri yani maalesef son yıllarda fabrikalar yapmakla değil ama cezaevleri yapmakla çok övündük. O cezaevlerinde normal kapasitesi şu anda yapılan yeni yapılanlara rağmen kapasitesi 280 bin. Fakat hali hazırda cezaevinde olan kişi sayısı 350 binlere yaklaştı. Yani düşünün 50-60 bin kadar kişi, 50-60 bin Avrupa'da bir kent nüfusudur. Türkiye'de büyük bir ilçe nüfusudur. Hani rakamca söyleyince böyle çok anlaşılmıyor. Yani düşünün koskoca bir ilçe kadar insanın cezaevinde yatacak yatağı yok. Olmadığı için ranza aralarına, kapı önlerine yataklar eklenerek bu kadar insan cezaevinde kalıyor. Cezaevlerinin nüfusu bir kent nüfusuna ulaşmış durumda. Bütün bu sebeplerle evet bir genel af beklentisi vardı.
Fakat bu son pandemiden dolayı kurumsallaşan hale gelen son infaz düzenlemesinde her ne kadar bakanlık bu bir af değil dese de Türk Ceza Kanunu 65 çok açık. Bu bir özel aftı. Çok net bir şekilde özel aftı ve bir önceki pandemiyi gerekçe gösterdiler. Dediler ki o pandemideki süreler doluyordu. Biz dolayısıyla 31'ine kadar yetişmek üzere acil bir düzenleme yaptık. Fakat hayır, tam öyle değil. Bir önceki düzenlemenin kapsamında uyuşturucu suçları yoktu. Bir önceki düzenlemenin kapsamında adam öldürme dediğimiz vücut bütünlüğünü ihlal suçları yoktu. Fakat son yapılan 31'e itibariyle geçerli olmak üzere yapılan yasal değişiklikte kapsam genişletildi. Yani daha önceki pandemi yasasındaki süreler uzatılmakla kalmadı. Bir de burada muazzam bir kapsam genişletilmesi yapıldı. Dolayısıyla şu anda beklenen sayı 120 bin kadar kişinin cezaevinden bu süreçte çıkacağı. Yani sayının 120 bin kadar cezaevi kapasitelerinde bir azlığa gideceği. Öyle bakıldığı takdirde cezaevlerindeki tıkanıklık aşılmış olacak. Yani oradaki kalabalık sorunu çözülmüş olacak. Bir tarafı bu. Fakat buradaki düzenlemede 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde olanlar, yani hükümlü olanları kapsadı. Ama bir diğer tarafıyla da az önce verdiğim sayılarla açılması muhtemel, tekrar yargılaması yapılacak milyonlarca dosya var. Yani o cezaevinin şu anki suçlardaki patlamayla tekrar dolması çok yüksek olasılık. Dolayısıyla bütün bu sebeplerle aslında bir genel af şayet çıkarılacak olursa bu sebeplere binaen çıkarılabilir. Toplumda bir genel af beklentisi açısından da şunu söyleyebilirim. Bu suçlar bakımından işte adli suçlular, siyasi suçlular, böyle bir toplumda da böyle bir ayrım var. Adli suçlular bu infaz düzenlemesiyle bir miktar nefes almış oldu. Yani bir miktar onların beklentisi karşılanmış oldu. Bu noktada asıl, yani bu infazın kapsamında olması gereken kaçınılmaz aslında siyasi suçlulardır. Siz devlet olarak bir başkasına işlediği suçu affedemezsiniz aslında. Yani bir vatandaşın evladına tecavüz ettiği kesin olan, işte bir yakınını öldürdüğü kesin olan bir hükümlüyü sokakta elini kolunu sallayarak geziyor görmek toplumdaki aslında adalet olan inancı da zayıflatır. Bir diğer tarafıyla da toplumda ben kendi cezamı kendim keseceğim. Çünkü burada adil bir hukuk sistemi yok. Bu suçu işleyen karşımda yaşıyor. Ben buna katlanamıyorum. Veya bu müstakbel olan olaylar için de böyle olacak. Esasen genel aftan ziyade adil ve makul bir yargılama sistemini konuşuyor olmalıydık. Çünkü bunun da başkaca sıkıntıları olacak. Ama gelinen noktada muazzam mağduriyetler var. Yani çoğundan toplumun haberi yok. Çoğunluğundan o Twitter'daki seçkin kitlenin bile haberi olmayan muazzam mağduriyetler var. Yani anne tutuklu, baba tutuklu, yaşları 12-6, ailelerinin diğer fertlerinin yanında büyüyen çocuklar var. Ya da anne çocuklarından bir tanesini yanına alıyor, yaşı küçük olduğu için. Onunla kalıyor, diğer çocuklar ailede başka bireyler tarafından büyütülüyor. Yani paramparça edilmiş aileler var. Ve çoğu da, kimse kusura bakmasın, Türk Ceza Kanunu anlamında suç sayılan bir fiili işlemiş değil. Çoğunun eylemleri kanunda yasal faaliyet kapsamında olabilecek eylemler. Ekseriyeti itibariyle dosyalardaki durum bu. Hani Yargıtay bir kararında 7 katmana ayırdı. Fakat cezaevlerinde daha ziyade 7. katman var zaten. Yani ayırdıkları katmanın bile uygulamasına uygun değil, 7. katman cezaevinde yatıyor. Yani kadınlar tarihinde olmadığı kadar çok kadın cezaevinde, tarihinde olmadığı kadar çok çocuk cezaevinde büyüdü. Bu mağduriyetleri görünce de artık bir masumun bile bir an evvel özgürlüğüne kavuşması için bütün bu sakıncalarına rağmen genel hattı destekliyorum. Genel hat çıksın diye bir toplumsal kamuoyu oluşturmaya çalışan herkese destek veriyorum. Ama şunu biliyorum. Genel haftan sonra adli suçlar bakımından gerçek bir caydırıcılık olmayacak. Birkaç sene sonra adli suçlarda tekrar o cezaevleri dolacak. Tarihsel geçmişimiz bize bunu gösteriyor. Rahşan hattında 70 binler civarı olan cezaevinden 23 bin kadar kişi aynı anda çıktı. 3 sene sürmedi onların tekrar suç işleyerek cezaevine dönmeleri. Fakat artık toplum ve devlet şunu görmeli Mehmet Bey. Bu suçlar bakımından tutuklanan insanların, dediğim gibi az önce, ekseriyetinin faaliyetleri kanunlarımıza suç olarak tanımlanmış faaliyetler değil, yasal faaliyetler. Bunu bir tarafa bırakıyorum.
%90'ları aşan oranda hiçbirisinin geçmiş sabıkası yok. Geçmiş sicillerinde bir sabıka yok. Silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorlar. Çok büyük bir kısmı hayatında silah görmemiş. Bir diğer taraftan bunların arasında infazı biten, artık hükmü tamamlamış ya da bir dönem cezaevinde tutuklu kalmış, şu an tutuksuz yargılanan yüz binlerce insan var. Tekrar suça karışma oranları sıfır. Yeni bir suça karışma yok. Yani artık bütün toplum ve devlet kendi insanından kimleri mağdur ettiğini, nasıl bir profili mağdur ettiğini görmeli artık. Yani bu ülkeye yazık oluyor çünkü, bu topluma yazık oluyor. Cezaevleri bile şunu rahatlıkla söyleyebilirim, birkaç sene sonra bu ayrımın farkına vardı. Yani biz cezaevlerine sıklıkla gittik geldik. Oradaki infaz koruma memurlarıyla, uygulamalarla sıklıkla gözlemledik bunları. Cezaevlerinde bile bakın, çok uzak değil, bir ay önce cezaevine yaptığım bir iki tutuklu arası görüşmede infaz koruma memuruyla kısa bir kalem alışverişi sırasındaki sohbette aynen şunu söyledi. Siyasi tutuklularda çok rahatız. Burada hiçbir olay yok. Akşam nöbetlerimize hiçbir problem yaşamıyoruz. Kurallara riayetsizlik yok. Bize karşı bir saygısızlık yok. Fakat adliyeler bizi çok yoruyor dedi. Adliyelerin olduğu, ayrıldığı cezaevine çalışmak istemediğini söyledi. Çünkü orada gece olaylar olabiliyor, güvenlik bağlayış sağlamakta zorlanıyoruz vesaire diye. Bakın cezaevindeki infaz koruma memuru bile farkında. Yapılan tuhaflığın farkında. Belki dillendiremiyor ama tuhaflığın farkında. Genel hak beklentisinin toplumda, bütün bir toplum katman adına şey söyleyemem elbette. Herkes genel hak konusunda yüksek bir beklentiye sahip diyemem. Hayatında hiç bu meselelerden habersiz çok kalabalıkta bir kitle var. Fakat en azından vicdan sahibi insanların, akıl sahibi insanların, bu ülkenin geldiği durumdan rahatsız olan insanların bu konuda yüksek bir beklentisi var. Fakat ben bunun hala çok cılız seslendirildiğini görüyorum. Yani farklı katmanlardan, farklı mahallelerden diyeyim, maalesef mahalleye göre hukuk isteyen bir anlayışımız var. Farklı mahallelerden de aslında bu anlamda yüksek bir çağrı yapılabilir. O noktada biraz yetersiz buluyorum açıkçası. Sayın Yıldız, siz özellikle KHK'lılarla da ve KHK konusuyla da ilgileniyorsunuz. Hani bitirirken başladığımız konuya dönelim istiyorum. Hukukçusunuz, yani olayların içindesiniz, tam da merkezindesiniz. Hani insanları umutsuzluğa iten hukuksuz uygulamaları da görüyorsunuz. İnsanların ihtiyacı olan umudu da görüyorsunuz, farkındasınız. İnsanlar şunu soruyor. Yani evet, hani 15 Temmuz 2016 yaşandı. Gerekçe ne olursa olsun devlet kendince bir refleks gösterdi diye bunu kabul etmeye çalışsak da, hani gerek 15 Temmuz 2016'da yaşananların aydınlatılması, gerekse sonra kurulan hukuksuz sistemin bir şekilde tanımlanması ve ondan kurtulma meselesi başlı başına bir sorun, kenarda duruyor. Ama insanlar bir şekilde sabretti, bugüne kadar ulaştı, bir kısmı sabredemedi, canına kıydı maalesef. Geldiğimiz noktada mücadelenin devam etmesi için gereken umudu kendinizde görüyor musunuz? Yani profesyonel bir hukukçu olmanın ötesinde insan olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi Mehmet Bey, yani bir kere şunu hepimiz biliyoruz. Hayatta hiçbir şey baki değil. Yani en temelde yaşam baki değil. Ömrümüz baki değil. Yani her şeyin bir sonu var. Dolayısıyla yaşanan her sürecin bir sonu olduğu gibi zulümlerin de bir sonu var. Belki iyi ve güzel günlerin de bir sonu var. Bizim amacımız ve hedefimiz iyi ve güzel günleri arttırmak, o sayıları çoğaltmak. Bir kere bu süreç ilelebet devam etmeyecek. Yani kimse bunun böyle olacağını düşünmesin. Bu noktada tarih bunun örnekleriyle dolu. Yani çok uzak değil, çok yakın tarih dahi bunun örnekleriyle dolu. O noktada ben kimsenin umutsuzluğa kapılmasını doğru bulmuyorum. 7 yıllık ben muazzam hukuk içinde bir mücadele verildi. Az önce söylediğim gibi KHK'ların hiçbirisi açısından, zaten en ufacık bir şey olsa basına çarşaf çarşaf haber yapılır. Bunu hepimiz biliyoruz. Hiçbirisi açısından ne ekmeğini kazanmak noktasında, ne yaşamda direnmek noktasında, ayakta kalmak konusunda hukukun dışına çıkmadılar. Bu muazzam bir dirençti, hukuki bir zaferdi bence, hukuki bir dirençti. Buna elbette devam edeceğiz. Bildiğimiz yoldan, hukuk içinde devam edeceğiz, etmek zorundayız. Bunun da şu aşamada ne kadar gecikse de mutlaka karşılığının alındığı kararlar da yansıdı. Gerek Yargıtay cephesinde, gerek Anayasa Mahkemesi, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu mücadelenin sonuydu bu kararların tamamı. Eğer baştan pes edilmiş olsaydı bu kararlar da çıkmayacaktı. Ve bu yargılamayı yapan yargı mensupları da
Benim şahsi gözlemim ve duyumlarım, memnun değiller gelinen süreçten. Altına imza attıkları kararlardan memnun değiller. Olmaları mümkün değil. Yani aynı fakültelerde okuduk. Aynı mevzuatı okuduk. Yani o mevzuatta hükümler böyleyken bu kadar aksi kararlar verdikleri için o kararlara inanmadıklarını da biliyoruz. Sadece bir devlet refleksi düşüncesiyle hareket ederken iş çok bambaşka bir yere geldi. Anadolu insanının, bu vatanperver halkın bambaşka bir şekilde kıyımına yol açtı. Dolayısıyla kimse umutsuz olmasın gelinen süreçte. Şunu da kimse göz ardı etmesin. İlk yıllar KHK cümlesi dahi edilemiyordu. Yani bunu hepimiz yaşadık. İnsanlar ben KHK'lıyım demeye çekiniyordu. Bu iş isterken buna çekiniyorlardı. Şu an hayır, ben çok net bir şekilde KHK'lı kişi çalıştırmak istiyorum diye ilan verenler var. Yani dolayısıyla kimse umutsuz olmasın. Evet, hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmıyor maalesef. Hukuk da bir yol, zor bir yol. Dünyada hep örnekleri böyledir bunun. Sadece biz yaşamıyoruz bunu. Sadece bunları tamamlayarak artık devlet olarak, bütün geçmişimizle yüzleşerek, hatalarımızla yüzleşerek, Türkiye'nin yeni yüzyılında gerçekten yeni bir bakış açısıyla, yeni bir kucaklaşmayla, farklı mahalleler değil, hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız, bu ülkenin insanlarıyız. Herkesi kucaklayan bir anlayışla yola devam etmek zorundayız. Aksi sadece bu olayın mağduru insanlar için değil, bütün bir toplum için çok kötü sonuçları olacak. Yani hukuka dönmediğimiz takdirde şuna göz ardı ediyor insanlar. Bugün ekmek yoksa sebebi hukuk olmadığı için. Bugün hayat pahalıysa sebebi hukuk olmadığı için. Bugün bu kadar üniversite mezunu işsiz gencimiz varsa sebebi hukuk olmadığı için. Hukuk nefestir. Hukuk ekmektir gerçekten. Bir hukukçu olduğum için söylemiyorum bunu sadece. Bir insan olarak da bütün yaşamın temeli adalettir. Devletin de temeli adalettir. Bunu sağlamak zorundayız. Devleti yönetenler de bunu görüyor. Adaleti çekip aldığınız zaman hiçbir devlet ayakta kalmaz. Ben bu sürecin çok uzun sürmeyen bir vadede daha da akla selime, daha da makule geleceğine inananlardanım. Bunu gözlemleyenlerdenim. Herkes hukuk içinde bireysel mücadelesini aksatmadan sürdürmeli. Yaşam bir tarafıyla kısa, bir tarafıyla uzun ama kıymetli bir yolculuk. Herkes kalbinin ekmeğini yer derim ben sürekli. Herkes kendine yakışanı yaparak yolculuğa devam etmeli. Ben asla umutsuz değilim. İnanan, ilkeler olan hiç kimse de umutsuz olmamalı. Umutlu mücadeleniz için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar Ben diliyoruz bu teşekkür yolda size. Katılımınız için de teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili TR724 takipçilerin nöbetçi editörde konuğumuz avukat Sayın Hatice Yıldız'dı. Sayın Hatice Yıldız gerek KHK'lıların mücadelesinde gerekse 15 Temmuz sonrası yaşananlarda mağdur olanların mücadelesinde ki mağdur olsun olmasın bir şekilde hakkını arayan herkesin mücadelesinde tavrını, safını belli etmiş bir isim ki zaten sözlerinden de gayet açık bir şekilde anlaşılıyor. O da hukukun peşinde, profesyonel mesleği gereği. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve az önce sözünü ettiğimiz konuya dönelim tekrar. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ki parantez içinde belirteyim bu süreç yani bu hukuksuz süreç tamamlandıktan sonra bunun siyasi uzamı olarak Devlet Bahçeli için çok özel paragraflar açılacağı açıktır. Çünkü 2015 öncesi söylemleriyle 2015 sonrası gerek söylem gerek eylemleri onun üzerinde özellikle durulması gerektiğinin en açık göstergesi. Son olarak da grup toplantısında yaptığı konuşmada yine gezi benzetmesi yaptı. Akbelen'den bir gezi çıkarmak isteyenler olduğundan bahsetti. Zaten burada mesele gezinin nasıl algılandığıyla ilgili. Gezi her şeyden önce baştaki haliyle tabii ki insanların orada yani şehrin ortasında kalan küçük bir yeşil dokunun korunması arzusuydu. Bu çok açıktı. Hani Mehmet Ali, oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın o söylemini yani hani meseleyi sen ağaç mı sandın söylemini başka yerlere çekmek ki olabilir de böyle bir söylemde bulunabilir de yani buradan çok daha farklı sonuçlar çıkararak tek yapılmak istenen aslında tabanı konsolide etmekti. Tabanı bir şekilde sadece sabitlemek değil harekete geçirmekti. Gezi sonrası Erdoğan söylemleriyle bunu amaçladığında zaten açık etti. Şimdi Devlet Bahçeli o rolü üstlenmiş gibi görünüyor. Akbelen'de
insanlar ağaçlarına, tabiatlarına sahip çıkıyor. Bu son derece açık. Bunun sınaması da kolay. Hani bırakınız o halde konuşun Limak'la. Oradaki proje iptal edilsin. Yahut da tekrar konuşulacak, tekrar görüşülecek denilsin. Kamuya açık bir şekilde görüşülsün. Yani riski nedir? Yahut da bu risk nasıl bertaraf edilebilir? Aynı bölgede doku farklı bir alan nasıl korunabilir gibi çok teknik tartışmalar kamuya açık bir şekilde yapılsın. İnsanlar neden o direnci göstersinler ki? Fakat orada mesele evet gerçekten 1, 2, 3, 5 ağaç değil. Neticede orada o onlarca yüzlerce ağaç bir yaşam meydana getiriyor, bir habitat meydana getiriyor ve insanlara bunu savunma konusunda bu tepkiyi göstereceğinize takdir etmeniz gerekiyor. Gezi'de o gençlere yapmanız gerektiği gibi. O zaman da konuşulmuştu. Başta Bülent Arınç olmak üzere ki Abdullah Gül'ün de dönemin Cumhurbaşkanı Gül'ün de öyle bir eğilimi olduğu söyleniyordu. Hani bu mesele gençlerle konuşularak, uzlaşılarak halledilsin. Buna en sert tepkiyi Recep Tayyip Erdoğan göstermişti ki bu da yalanlanmadı zaten. Çünkü oradan Erdoğan ciddi bir siyasi ivme kazanma arzusundaydı ve bunu kendince başardı. Evet. Seçim kazanabilirsiniz, çok ciddi sandık zaferleri elde edebilirsiniz ama neticede az önce Sayın Yıldız'ın da ifade ettiği gibi her şeyin bir sonu var. Sizin iktidarınızın da bir sonu gelecek. Yani sadece sizin iktidarınızın değil, herkesin iktidarının bir sonu gelecek. Ve bu iktidar bittiğinde insanlar geçmiş iktidar dönemini didik didik ederek eleştirmeye başladığında acaba sizin hakkınızda ne söyleyecek? Ki o gün hayatta olup bunlara kulak verebilecek misiniz bilmiyoruz ama o gün hayatta olup bugün olan biteni o gün daha iyi kavrayacaklar olduğu da açık. Devlet Bahçeli'ye de keşke bir yakını, bir dostu hani hiçbir şey yapamıyorsan en azından geri dur dese. Çünkü bu söylediği sözlerden mutlaka bir gün pişmanlık duyacak. Ama hayatta ama değil. Ama pişmanlık duyacağı açık. Çünkü insanların niyetlerini okuyacak kadar gelişkin bir devletiniz var mı bilmiyorum ama insanlar orada belli ki ağaçlarını, tabiatlarını korumak istiyor. Sizse hemen meseleye siyasi bir kılıf kazandırmak umudundasınız. Çünkü bu her çıkışınız kendi tabanınız açısından oy olarak dönüyor yahut da daha geniş bir kitle kazanırız arzusuyla yapılıyor. Bu çok belli. Ama günün birinde bu proje, bu yaklaşım mutlaka ters tepecektir. Çünkü hani o meşhur Kızılderili şefinin sözlerinde olduğu gibi bir gün beyaz insan anlayacak. Hani bugün Türkiye'nin beyazları da o gün geldiğinde anlayacak. Ama o güne neden bu kadar koşar adım gidiyorsunuz? İşte burası çok ciddi soru işareti. Gerçekten peşinde olduğunuz siyasi güç yahut da para bu kadar mı kıymetli? Yani hayatın kendisini imha ederek hayatta nasıl bir üstünlük elde etmeye çalışıyorsunuz? Keşke bu konuda aynaya bakıp kendinize dürüst sorular sorabilseniz. Hukuksuzluktan bahsettik. Kapatmadan mutlaka değinmek istediğim çok güncel değilmiş gibi gelebilir ama sosyal medyada gündemde ki özellikle gündemde tutulması gerektiği kanaatindeyim. O da iki emekli askerin, üst düzey askerin söylemleri. Önce emekli amiral Türker Ertürk konuştu ve daha sonra da Genelkurmay'da İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış emekli general İsmail Hakkı Pekin konuştu. İkisi de özetle şunu dedi. 15 Temmuz biliniyordu. 15 Temmuz'a yol verildi. Yahut da 15 Temmuz haber alındıktan sonra bu konuda gerekli yığınak yapılarak 15 Temmuz bir şekilde değerlendirildi. Peki emekli generaller niçin sözlerinin sonunu getirmiyorlar? Evet, Sayın Pekin ve Sayın Ertürk. Hani hatta şöyle söylememiz herhalde abes kaçmayacaktır. Hani galaktik omuzlu bu bireyler niçin sözlerinin tamamını getirmiyorlar, arkasını getirmiyorlar? Söylediğiniz şu. Erdoğan ve Erdoğan'ın yönettiği siyasi erk 15 Temmuz'dan haberdardı. Peki niçin gereğini yapmadılar? Bakınız bu bir suçtur. Nasıl ki anayasal düzeni bozmak için harekete geçmek, plan yapmak ve bu planı eyleme dökmek ciddi bir suçsa, affedilmez bir suçsa devlet açısından, bunu bildiği halde harekete geçmemek de suçtur. Yani buradan siyasi güç elde etmek için bunu beklemek, yani ortada adı konulmamış bir tuzak var, tuzaklama var. Bunun içinde olmak bir suçtur. Sadece bundan haberdar olup harekete geçmeyip bunu kendisi için bir manibeleye dönüştürmek değil, bunun içinde olan asker, sivil, her kim varsa onlar da bu suçu ortaktır. Bir gün hukuk döndüğünde bunlar mahkemede açık açık konuşulacaktır mutlaka. Ama Türker Ertürk ve İsmail Hakkı Pekin'in bu sözlerinin tamamını, devamını getirmeleri gerekiyor. Hani siz kendinizde bu yetkinliği görüyorsunuz ya, 7 sene sonra bunu söyleyebiliyorsunuz ya, işte Erdoğan'ın haberi vardı ve tabii ki devamında şu geliyor, işte bu yapıyla mücadele etmek için bu şarttı. Bakın bu söylediğiniz evrensel hukuka aykırı. Yani siz hukuk dışına çıkmamış bir yapı, adının hiçbir önemi yok. Yani ve gerçekten suça karışmış bir
kısmı da olabilir, bir bölümü de olabilir. Fakat evrensel hukukta hani sürekli batı batı diyorsunuz ya, eğer yüzünüzü gerçekten batıya dönme arzusundaysanız, yani batının standartlarında bir hukuk devleti arzuluyorsanız, bu söylenenin bir suça işaret ettiğini artık görmek zorunda millette, halkta. Yani siz 251, ki bu sayı daha fazla, bunca insanın ölümüne yol açan hadiselerden haberdardınız ama gereğini yapmadınız. Hani hep söylendiği gibi, ki orada Türker Ertürk de diyor ya, hani bir emrimle bunu durdurabilirdim. Hepimiz biliyoruz, Hulusi Akar bir emriyle bunu durdurabilirdi. Hadi durduramadı ama en azından ölüm sayısını daha düşük tutabilirdi. Hani bunu tabii ki kestiremeyiz. Hani o belki bu emriyle karşı direniş başlayacaktı, ölüm sayısı artacaktı. Bu afaki bir konu. Fakat mevcut tabloda eğer haberiniz varsa ve bunu durdurmak için harekete geçmedi, tam tersi onların harekete geçmesini bekledi ve buradan bir güç elde etmeyi umduysanız bir suç işlediniz. Anayasal düzeni bozma suçunu işlediniz. Fakat generallerimiz nedense sözü bir noktaya kadar getirip devamını getirmiyor. Bırakın anayasal düzeni bozmaya karşı işlenen suçu. Siz insanlığa karşı bir suç işlediniz. Yani bu ölümlerin bir kısmının önüne geçebilirdiniz. Bu çok açık. Neden bu saatten sonra daha açık konuşamıyorsunuz? Neden bu saatten sonra, hani hala neyin beklentisi? Ha deyin ki evet konuşamıyoruz, beklentimiz yok ama korkumuz var. Bu anlaşılır ki bu korku da insanidir. Ama sözü madem bu noktaya kadar getiriyorsunuz, lütfen devamını da getirin. Yani insanların aklına daha fazla hakaret etmeyin. Bir insan yönetici ve üst düzey yönetici ise kendisine karşı, ki malumunuz darbe girişimleri siyasete karşı yapılır, siyasi iktidara karşı yapılır. Kendisine karşı böyle bir girişimden haberdarsa, bunu bir tuzağa çevirmek suç değilse nasıl adlandırılır? Yani alkışlayacak mıyız sadece? Evet, insanları sokağa çağırdı, onların ölümüne sebep oldu ama neticede çok büyük bir hadiseyi önledi. Hayır, hiç bu boyuta varmayacak bir hadiseyi kendisi daha önce bildiği için engelleyebilecekken aslında büyümesini istedi. Bu kadar açık niye dokunmuyoruz? Sonuç üzerinden gidiyoruz. Hani sonuçtan geriye dönüyoruz ve bugün emekli generaller bunu söyleyebiliyor fakat sözün tamamını nedense getirmiyorlar. Burada bir kere daha milletimize seslenmemiz gerekiyor. Hani siz lütfen sözün tamamını anlayın, sözün tamamını düşünün. Bu cümleler nasıl tamamlanabilir, bu sözün devamı nasıl gelebilir? Lütfen siz düşünün, bari bu emekli generalleri daha fazla zorda bırakmayın. 1 Ağustos 2023 Salı'ydı günün tarihi. TR724'te nöbetçi editörde birlikteydik. 18 yaşında bir genç kız canına kıydı. Belki umutsuzluktu, belki değil, ifadelerinden onu anlıyoruz. Fakat onu o umutsuzluğa iten her şeyden önce hukuksuzluktu. Burada yine milletimize seslenelim. Hukuksuzluk bir tarafa, hukuksuzluk yaşanırken bu hukuksuzluğun müsebbibi her kimse, siyasi, askeri, sivil hiç önemli değil. Her kimse, onlara destek verip vermemek de sizin elinizde. Yani her intiharda biraz da bizim payımız olduğunu unutmamamız gerekiyor. Haklı bir intihar sebebi yoktur bu bağlamda, bu tür sosyal hadiselerde. O insanların hayata tutunmasında her şeyden önce bizim de insani vazifemiz var. En azından bundan sonrası için umarım unutmayız. Tekrar TR724 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.